Doğu Türkistan'da insanlık dışı soykırıma devam eden Çin'e tepkiler sürüyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geldi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da görüştü. Wang Yi'nin Türkiye'ye geleceği haberini alan Doğu Türkistanlı vatandaşlar da Ankara'da protesto düzenledi. Protestoya katılanlar arasında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da vardı. Karaduman, Doğu Türkistan'a karşı yapılan zulme sessiz kalan hükümeti eleştirdi. Yıllar boyu Doğu Türkistan'da zalim Çin devletinin uyguladığı mezalim karşısında ses çıkarmak mecburiyetindeyiz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenleri Çin'de Doğu Türkistanlılara yapılan mezalim karşısında takındıkları sessizlikten dolayı en şiddetli şekilde kınıyorum. Efendim Çin'le iyi ilişkiler kuracağız diye, Çin'le diplomatik ilişkilerimizi güçlendireceğiz diye, Çin'le bir takım ticari anlaşmalar yapacağız diye Doğu Türkistan davamıza, namusumuza, izzetimize ve şerefimize asla halel gelmesine müsaade etmeyeceğiz. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise Çin'in soykırım iddialarını çürütmesi için kapılarını açması gerekiyor dedi. Bu arkadaşlarımız aylardır gösteriler yapıyorlar. Meşru, hukuki, ahlaki izin alarak bir yandan Çin Başkonsolosluğu'nun önünde, bugün de Çin Büyükelçiliği'nin önünde veya çeşitli platformlarda haykırıyorlar. 5 yıldır, 6 yıldır Doğu Türkistan'da yaşayan annemiz, babamız, kızımız, kardeşimizden haber alamıyoruz. Öte yandan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Çin'in Doğu Türkistan Pakistan'da 72 yıldır soykırım yaptığını ancak son 5 yıldır bölgede cehennem hayatı yaşandığını söyledi. Doğu Türkistan'da 21. yüzyılın soykırımı yaşanmakta. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? 21. yüzyıldayız. Sene 2021 ve 35 milyon Doğu Türkistan tamamen dünyadan izole edilmiş. Açık hava hapishanesinde bunlardan 5-6 milyonu cezaevi ve kampta işkence görüyor. Türkiye'nin sessiz kalmasından da dert yandı Tümtürk. Ve bütün dünya buna karşı soykırım derken ne Türkiye'den, ne Türk dünyasından, ne İslam dünyasından, Çin'e karşı tek bir eleştiri yok. Tümtürk, Çin Dışişleri Bakanı'nın ülkeye geleceği haberi üzerine protesto kararı aldıklarını ancak gerekçesiz bir şekilde evinde gözetim altına alındığını ifade etti. Akşam saatlerinde bana gelen bilgi, filyasyon ekiplerinin gelerek bizim evde gözetim altında olmamız gerektiğini, korunmamızın elzem olduğunu söylediler. Ben gerekçesini sorduğumda beni ikna edecek herhangi bir bilgiye de ulaşamadım. Wang Yi Çavuşoğlu görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da külliyede görüştü.